dördüncü seminerin. Belki izleyenler hatırlayabilir. Bundan önce de üç tane seminer yapmıştım. Bunlardan bir tanesi karst jeomorfolojisi konusundaydı. Ve bu dersimizde karst jeomorfolojisinin prensipleri, ilkeleriyle ilgili birçok bilgi vermiştik. Sonra arkasından ikinci bildirimizde yine karst jeomorfolojisinin yer altındaki önemli bir şekli olan mağaralar konusunda konuşma yapmıştım. Mağaraların oluşum gelişim özellikleri ve mağaralarda bulunan şekillerin neyi ifade ettiği yönündeydi. Daha sonraki bir seminerimizde ise Türkiye karstı ile ilgili. Bu Türkiye karstı ile ilgili olan sunumumuzda Türkiye'nin yüzey ve yeraltı karstlaşmasına ait özellikleri anlatmıştık. Ve bu üç bildiride ortak olarak mutlaka karstın tanımlamasını çok kısa olarak anlatmıştık. Şimdi yine belki ilk kez bu toplantıya katılanlar için çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Jeomorfoloji dersine başladığımızda bizim bir formülümüz vardı. Yapı, etken ve zamandı. Yani yeryüzünün şekillenmesi bir yapıya ve yapının üzerine gelen etkenlere ve bu yapı ve etkenin karşılıklı olarak etkileşiminin zaman içinde değişimine bağlı olarak da jeomorfoloji meydana geliyor. Yine hepimiz biliyoruz. Yeryüzünü şekillendiren kuvvetleri biz ikiye ayırmıştık. İç etkenler dedik. Bu magmadaki konveksiyonel hareketlere bağlı olarak meydana gelen levha hareketlerinin doğurduğu hareketler, etkenlerdi. Bunları yine biliyoruz. Epirojenik hareketler, orojenik hareketler, volkanizma ve depremlerdi. Bu yapıcı kuvvetler yeryüzüne çıktıktan sonra kaynağını güneşten alan, yani farklı derecede ısınıp soğumaya bağlı olarak meydana gelen dış etkenler vardı. Bu dış etkenlerde oluşan şeklin hareketine göre ikiye ayrılıyordu. İşte statik süreçler dediğimiz çözülme. Fiziksel ve kimyasal çözülmeydi. Buna karşılık bu çözülme ürünlerini taşıyan süreçlerdi, kuvvetlerde mobil süreçlerdi. Bunları da anlatmış. Bunların içinde en önemlisi sular. Sular gerçekten yeryüzünün büyük bir bölümünde etkili olan, yeryüzü şekillerini oluşturan etkendi. Ondan dolayı da akarsulara ya da yeraltı sularına bağlı olarak meydana gelen topografyaya normal topografya adını vermiş. Şimdi biz buraya baktığımız zaman karst var. Karst burada nerede? Çok önemli bir süreç. Karstlaşma ve karstik şekiller yeryüzünde çok geniş yer kaplıyor. Suları biz iki farklı şekilde etkili olduğunu gördük. Bir fiziksel gücü, fiziksel süreçler, bir diğeri ise kimyasal süreçler. Burada fiziksel süreç akarsuların özellikle yeryüzünde aşındırma, taşıma ve biriktirme süreçleriyle meydana getirdiği şekillenmeydi. Yani jeomorfolojideki yeryüzünde gördüğümüz jeomorfolojik şekillerde onların meydana gelmesinde en belirleyici olan suların fiziksel süreçleri. Buna karşılık suların yine başka bir süreci çözülmedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz fiziksel süreçler çoğunlukla yüzeyde meydana geliyordu. Buna karşılık kimyasal süreçler, çözünme ya da korozyon hem yüzeyde hem de yerin altında etkili oluyordu. Yüzeyde ve yerin altında. Ama burada sadece çözünme değil, aynı zamanda özellikle biraz sonra anlatacağım, obrukların oluşmasını anlatacağım. Yeraltı sularının hareketi, yani hidrolik gradyanlarının büyüklüğüne, gücüne bağlı olarak da kimyasal çözünmenin yanında ya da korozyonun yanında fiziksel güç, yani korrazyon da devreye giriyor. Öyle olunca suların hem fiziksel güçleri, özellikle de kimyasal süreçleri sonucu yeryüzünde ve yerin altında meydana gelen şekillere biz karst adını veriyoruz. İşte yeryüzü topografyasında farklı karstik şekilleri görüyoruz. Buna karşılık yer altında mağara sistemlerini görüyoruz ve bunların ikisinin
girişini de az sonra detay olarak anlatacağım. Obrukları yaygın olarak görüyoruz. Şimdi yine kastı çok kısa olarak tanımlayacak olursak, özellikle dedik kastlaşmanın olabilmesi için çözünmeye uygun kayaçların bulunması gerekiyor. Hem yüzeyde hem de yerin altında çözünmeye uygun kayaçlar. Bunların içinde en yaygın olanlarını karbonatlı kayaçlar ve sülfatlı kayaçlar oluşturuyordu. İşte gerek yüzey suları, gerekse yeraltı sularının bu çözünmeye uygun kayaçları hem fiziksel güçleriyle ama özellikle kimyasal olarak çözmeleri sonucu yerin altında ve yerin üstünde meydana gelmiş drenaj sistemidir. Yerin altında ve yerin üstünde meydana gelen bir sistemdir. İşte biz buna karst adını veriyoruz. Bu fiziksel ve özellikle kimyasal süreçlerin en önemli özelliği tersinir olmalarıdır. Yani su bir kayadan giderken kayayı eritir ve bünyesine çözeltileri alır ve çok kısa bir zaman sonra tekrar onu çökertir ama çok kısa bir zaman sonra tekrar onu çözer. Neticede çözünme, taşınma, birikme, çözünme, taşınma, birikme şeklinde tersinir bir olay meydana geliyor yerin altında ve yerin üstünde. Ve bunlar birbirinden bağımsız değil. Bütünleşik bir sistem oluşturuyor. Şimdi biz buna karst adını veriyoruz. Hem yerin altında hem yerin üstünde meydana geliyor. Karstlaşmadaki temel süreç çözünmedir. Suların kayayı çözme olaylarıdır. Öyle olunca karstlaşma hem etkime biçimi hem de etkime alanı, yani işte hem yüzeyde hem de yerin altında meydana gelmesi bakımından diğer etkenlerden önemli değişiklikler meydana getiriyor. Karstlaşma dedik, hem yüzeyde meydana geliyor, yüzey kastına ait şekilleri yaygın olarak meydana geliyoruz. Hem yer altında, yani karst taban düzeyi üzerinde daimi doygun zonda meydana geliyor. Yeraltı karstı. Buna karşılık yüzey ve yeraltı karstı arasında geçiş konumunda olan geçiş zonu var. İşte bugünkü anlatacağımız obruklar en başta olmak üzere düdenler, karstik kaynaklar, doğal bacalar ya da iki yönlü çalışan mağara sistemleri bu geçiş zonunun karakteristik şekillerini oluşturuyor. Geçiş zonunun en önemli özelliği yüzeyde, yüzey karşısında sular kayayla temas halinde olduğu zaman çoğunlukla çözünme gücü vardı. Yeraltı karşısında da çözünme vardı. Etkin olan çözünmeydi. Buna karşılık yeraltı karstıyla yüzey karstı arasında geçiş konumunda olan bölgede ise hem çözünme hem de fiziksel aşınım var. Yani suyun iki etkisi, iki süreci burada devrede. Çözünme ve fiziksel aşınım. Bunun da sebebi burada su Madol zonda biraz sonra anlatacağım dikey olarak hareket ederken yer çekimine uygun olarak fiziksel gücünü de kullanıyor. Çözücü gücünün yanında buna karşılık biraz daha aşağı daimi doygun zona indiğimiz zaman da doğrudan doğruya çözünme gücünü görüyoruz. Bu dedik karşılaşmada süreç büyük ölçüde çözünmeyle meydana geliyordu. Ama zaman zaman da yeri fiziksel aşınımla ilgili geliyordu. Ve dedik ki yeryüzünü şekillendiren diğer dış kuvvetler vardı. Örneğin akarsuların yüzeyde nehirler boyunca, yüzey nehirleri boyunca akması ya da buzulların hareketi, buzulların meydana getirdiği ya da dalga ve akıntıların ya da işte burada gördüğümüz rüzgarın etkisiyle yüzeyde sınırlı alanlarda aşınma meydana geliyordu. Buna karşılık karşılaşmada hem yeryüzünde hem de yerin altında meydana geliyor. Yine karşılaşmayı
diğer etkenlerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi hem iklime bağlı olarak bir morfojenetik bölgeleşme gösterdiği gibi iklim kuşaklarına bağlı olarak, yani ekvatoral bölgede bir farklı karşılaşma, tropikal bölgede ya da subtropikal bölgede farklı bir karşılaşma, orta enlemlerde ya da zaman kuşakta farklı bir karşılaşma ya da periglasyal bölgelerde farklı bir karşılaşma meydana gelir. Yani morfojenetik bir bölge gibi hareket eder. Aynı zamanda yüksekliğe bağlı olarak da gelişir. Yüksekliğe bağlı olarak. Yani hem denizin altında hem orta seviye yüksekliklerde hem de dağların en yüksek kesimlerinde biz karşılaşmayı görebiliyoruz. O zaman şöyle bir sonuç çıktı karşılaşma için. Ekvatordan kutuplara kadar farklı biçimlerde kesintisiz bir karşılaşma görebiliyoruz. Aynı şekilde bölgenin ya da rölyefin en alçak kesiminden, hatta denizin altından başlayarak en yüksek seviyelere kadar bir karşılaşmayı görebiliyoruz. Öyle olunca da gerek bu coğrafi kuşaklara bağlı olarak gelişen karsta, gerekse yükseltiye bağlı olarak gelişen karsta çok farklı şekilde, farklı biçimlerde şekiller meydana gelecek. Yine biz bunu biliyorduk. Karşılaşma dedik, çok kısa mesafeler dahilinde büyük değişiklikler gösterir. Yani morfometrik ve morfojenetik gelişim özellikleri farklı şekilleri yan yana görebiliyoruz. Ama bu karşılaşmayı denetleyen faktörler ya da parametreler, yine bir antiparantez yapayım burada, parametre dediğimiz olay faktörden ayrı olarak değerlendirilir. Ölçülebilen, sayısal olarak ifade edilebilen etkenler, sayısal olarak bu tabloda gördüğümüz tüm özellikler ölçülebilir. Yani hem arazide, hem suyun başında, hem kayanın üzerinde, hem de laboratuvarda ölçülebilen. Ondan dolayı bunu kaç morfolojisini denetleyen parametreler olarak başlık koydum. Bu da yine üç bölüme ayrılıyordu. Birincisi dedik, çözücü faktörler. Yani karşılaşmanın olabilmesi için mutlaka suyun olması gerekiyor. Suyun olması gerekiyor. Su olmadan karşılaşma olmaz. Bundan dolayı çöl bölgelerinde ya da şiddetli kuraklığın yaşandığı bölgelerde yüzeyde karşılaşma göremiyoruz. Ama yerin altında fosil sulara bağlı olarak da kısmen bir yeraltı karşılaşması orada gecikir. Ama genel olarak suyun olmadığı yerlerde karşılaşma yok. Buna karşılık en önemli faktör su dedik. Biz buna çözücü faktörler diyoruz. Çözücü faktörlerden kastımız suyun hidrolojik, hidrojeolojik özellikleriydi. Burada birçok faktör var. Suların, gerek yüzeye gerek yeraltı sularının fiziko-kimyasal özellikleri, suyun sıcaklığı ve karbondioksit oranı son derece önemli. Biraz sonra o gruplarda ayrıntılı olarak bunları anlatacağım. Yine yeraltı suyu zonlarının konumu, yani ta yüzeyden başlayarak vadoz zonundan, havalandırma zonundan, oynama bölgesinden daimi doygun zona varına kadar olan bölgeler. İşte bu bölgelerin özellikleri. Aynı zamanda bu bölgelerden geçen yeraltı sularının özellikle eğimleri, yani hidrolik gradyanları ve bağlı olarak bir diğer önemli faktör jeotermal karışım. Jeotermal karışımın etkisi. Burada hem suyun sıcaklığını artırıyor ama en önemlisi de termal karbondioksit. Yani yerin altından gelen karbondioksit çözücü bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunu obruk gelişiminde az sonra anlatacağım. Şimdi suyumuz var ama suyun da bir takım özelliklerinin olması lazım çözebilmesi için. Biz kimi çözeceğiz? Çözünmeye uygun kayaçlar. Çözünmeye uygun kayaçlar. Biz bunlara da birinci el faktörler ya da kökensel faktörler ya da jeolojik faktörler adını veriyoruz. Yani yapıyı veriyoruz. Yapının litostratigrafik özellikleri,
Burada özellikle o kayanın kimyasal bileşimi ne kadar karbonat içeriyorsa ya da ne kadar çok sülfat içeriyorsa o kayacın çözülmesi, ayrışması da o derece fazla olacak. Yine diğer önemli bir olay, çözülmeye uygun kayacın stratigrafik konumları, yani duruş özellikleri. Yatay tabakalarda farklı bir karşılaşma, eğimli tabakalarda farklı bir karşılaşma, kıvrımlı ya da işte kırıklı bölgelerde farklı bir karşılaşma meydana geliyor. Petrografik özelliklerde en önemlisi gözeneklilik, porozitesidir. Biz zaten bundan dolayı diyoruz ki karbonatlı kayaçlar son derece gözenekli kayaçlar. Ondan dolayı karbonatlı kayaçlar akifer kayaçlar olarak adlandırılıyor. Ve karşılaşmada temel kayacı oluşturuyor. Yine bu kayaların yapısal özellikleri, özellikle süreksizler dediğimiz faylar, kırıklar, çatlaklar karşılaşmada son derece önemli yönlendirici. Burada diğer önemli bir olay, tektonik hareketlerin seyri ya da tektonik rejim, sıkışma bölgesi mi, gerilme bölgesi mi, ya da blok olarak bir yükselme bölgesi mi? Bu karşılaşmayı belirleyen temel özellikler. Biz yine karşılaşmada özellikle yönlü kars dediğimiz ve karşılaşmada en yaygın şekil grubunu oluşturan yönlü kars doğrudan doğruya kırık ve çatlaklara bağlı olarak meydana geliyor. Buna karşılık obruklar bölümünde ayrıntılı olarak anlatacağım. Herhangi bir bölgenin epirojenik olarak blok olarak yavaş yavaş yükselmesi ya da yükselirken gerilmesi özellikle obruk morfolojisini, obruk topografyasını belirleyen en temel faktör. Birinci faktörler dedik, karşılaşmanın nerede olacağı ve hangi yönde nasıl gelişeceğini belirliyor. Ama karsta karakterini veren, morfometrik özelliğini veren, morfojenetik özelliğini veren faktör ikinci faktörler. Ya biz bunlara şekillendirici faktörler adını veriyoruz. Bunların en başında da jeomorfolojik faktörler ki burada yükselti, morfolojik ve kas taban düzeyi. Biraz sonra obruklarda bunu anlatacağım. Obruk morfolojisini belirleyen en önemli faktör morfolojik taban düzeyi ile kas taban düzeyinin birbiriyle olan ilişkileri ve birbirine olan konumlarını veriyor. Yine karşılaşmayı belirleyen diğer bir olay yarılma. Akarsularla yarılma. Biz de yarılmanın nasıl olduğunu biliyoruz. Bir bölgede eğer yarılma varsa bölgenin yükseldiğini ve topografyanın jeomorfolojik gençleşmeye uğradığını biliyoruz. Yine burada karşılaşmayı belirleyen jeomorfolojik özelliklerden bir diğeri paleojeografya ve jeomorfolojik döngünün, jeomorfolojik evrimin neresinde bulunduğumuz. Bu son derece önemli. Bir diğer önemli faktör iklim. Yine bunu obruklarda ayrıntılı olarak anlatacağım. İklim ve iklim değişmeleri. Buradaki faktör sıcaklık ve yağış miktarı. Yağışın, yağmur yağışı, kar yağışı ya da sıcaklığın değişmesi karşılaşmayı belirleyen faktördür. Bir diğer önemli özellik bitki örtüsü. Biz biliyoruz ki bitki örtüsünün jeomorfolojik gelişiminde olduğu gibi karşılaşmada da belirgin etkileri var. Bir tanesi dedik, gökleri vasıtasıyla kayaların çatlatıyor ve suların daha derinlere inmesine neden oluyor. Öyle olunca karşılaşmayı yüzeyden derinlere doğru artırıyor. Bir diğer önemli faktör bitkilerin çürümeleri, atıkları sonucu oluşan karbondioksit, biyolojik karbondioksit karşılaşmayı artıran temel faktör. Bunu tabii tüm jeomorfolojik şekillenmede olduğu gibi karşılaşmada da zaman son derece önemli. Yine sürekli olarak sözünü ettiğimiz bir olay var. Kesintisiz karst sistemi. Yani bu dağların en yüksek kesiminden başlayarak deniz altında 100-150 metreye varana kadar bir karstlaşma görüyoruz. Herhangi bir bölgede. Örneğin Orta Torosları diyebiliriz. En yüksek kesimler 3500 metrelerden başlayarak
denizin altında 100-150 metreye kadar bölgelerde farklı konumda, farklı şekilde, farklı biçimlerde karşılaşmayı görebiliyoruz. Ve burada da önemli olan en yukarıda suyun girdiği alanlarda yüzey karstı, özellikle genç karstı görüyoruz. Buna karşılık ve derin karstı görüyoruz. Ve buna karşılık deniz seviyesine doğru alçaldığımız zaman bu kez artık sular düşüyor yönde değil, yavaş yavaş yatay yönde hareket etmeye başlıyor. Yukarıdan giren sular belirgin mesafelerden sonra yüzeyden değişik şekillerde yamaçlardan, vadilerin içlerinden, bayların içlerinden çıkmaya başlıyor. Ama eğer deniz seviyesinden uzaktaysa yine bunlar yüzeye çıktıktan bir müddet sonra tekrar yerin altına giriyor. Ama yukarıdan suların girişiyle beraber oluşan farklı şekiller orta seviyelerde yatay yarı yatay hale geliyor. Deniz seviyesine yaklaştığımızda artık doygun hale gelen, hareketleri ağırlaşan sular aynı zamanda yerin altından gelen termal sularla karşılaştıklarında da burada çökelmeler başlıyor. Aynı zamanda termal karışımla birlikte karbondioksit oranı da belirgin şekilde artmış oluyor. Biz dağların en yukarısından dedik. Denizin 100-150 metre altına varana kadar karstik şekilleri kesintisiz olarak görüyoruz. Ve karstlaşmayı da konumuna göre 3 gruba ayırmıştık. Yüzey karstı. Yüzey karstında da meydana gelen şekiller morfometrik ve morfojenetik özelliklerine göre farklı şekiller meydana geliyor. Doğrudan doğruya çözünmeye bağlı olarak gelişen şekillerimiz var. Burada lapyalar, dolinovalar ve kolyeleri görebiliyoruz. Hem çözünme hem de fiziksel aşınımına bağlı olarak gelişen şekiller var yüzeyde. Buna karşılık yeraltı doğrudan doğruya çözünme, yanında yer yer fiziksel çözünme aşınma bağlı olarak meydana gelen yeraltı karstını görüyoruz. Bunların da farklı dönemleri ve kökenleri var. İşte tek dönemli çok köken ya da tek dönemli çok önemli gibi gelişim özellikleri var. Bu iki yüzey ve yeraltı karstı, yüzey karstı, yeraltı karstı arasında gelişimi sağlayan geçiş bölgesi var. Bu geçiş bölgesindeki şekiller hem çözünme hem de fiziksel aşınımla gelişirler. Bunlar tek dönemli olabildiği gibi çok dönemli de olabilir. Tek kökenli yani doğrudan doğruya erimeye bağlı olarak çözünmeye bağlı olarak gelişebildikleri gibi çok kökenli de olabiliyorlar. Yani çok köken derken burada hem çözünme var, hem fiziksel aşınma var, hem fiziki olarak çökme ve oturmalar var. Ondan dolayı geçiş bölgesinde gördüğümüz düden, işte ayrıntılı duracağımız obru, doğal baca, yer köprüler, doğal tüneller ya da karstik kaynaklar geçiş bölgesinin karakteristik şekillerini oluşturuyor. Şimdi bu genel açıklamadan sonra asıl konuşmamızın konusu olan obruklara geliyoruz. Obruklar son zamanlarda ülkemiz için gerçekten çok önemli sonuçlar doğurmaya başladılar. Yani obruk gelişimi riski artırdı. İnsanların can ve mal güvenliği açısından büyük tehlikeler ve tehditler oluşturmaya başladı. Bu ülkemizin hemen hemen birçok yerinde tek tük görüyoruz ama en yaygın olarak bulunan alan Konya Havzası. Konya Havzası. Konya Havzası yine biraz sonra söyleyeceğim. Kendi içinde orografik olarak karasallığın olduğu yüzeyden kapalı yerin altından farklı havzalara doğru hareket eden bir bölge. Bir iç havzamız. Ve burada da dünyada obruk morfolojisinin en güzel örneklerini, en karakteristik örneklerini veriyor. Burada yine biraz sonra açıklayacağım. Herkes önüne gelen şekle obruk demeye başladı. Bir çöküntü dolinine de obruk diyor. Bir düdene de obruk diyor. Bir doğal bacaya da obruk diyor. Öyle olunca da kavram kargaşası doğdu. Öyle olunca da kesin sonuca ulaşılamıyor. Şimdi obruk nedir? Bunu ben maddeler halinde, 8 madde haline dönüştürdüm. Bir cümleyi, bir etrafı yüksek dağlarla çevrili.
İşte Toros Dağları, Karadeniz Dağları'nın bulunduğu yer. Ve sürekli yükselim halinde. Bu son derece önemli. Bunu birçok araştırmacı maalesef hiç dikkate almıyor. Sürekli yükselim. Sürekli yükselim derken epirojenik olarak yükselmedir. Ama hızlı bir yükselme değil, ağır ağır bir yükselme var. Ve bu havzanın içinde çözünmeye uygun kayalarla kaplı, kapalı, yüzeyden kapalı ya da yüzeyden yarı açık olabilir. Yine Konya Havzası'nı söyleyeyim. Konya Havzası'nın güney bölümü yüzeyden kapalı. Kuzeye doğru gittiğimizde işte Sakarya Nehri tarafından, Kızılırmak tarafından Karadeniz'e doğru açılıyor yarı açık havzalar. Ve bu havzaların içinde daimi doygun su zonu var. Daimi doygun su zonu var. Yani etrafı orografik olarak yüksek dağlarla çevrili ve bu dağlardan gelen gerek yüzey gerek yeraltı suları tarafından bir yeraltı suyu kuşağı oluşuyor. Ve bu kuşağın en önemli özelliği ağır ağır hareket eden bir su var. Biz yine biliyoruz ki Konya Havzası'nda özellikle obrukların yaygın olarak bulunduğu bölgelerde yeraltı suyunun hareketi yıllık 10 metre civarında. 7 metre, 8 metre, 10 metre. Ha, farklı bazı bölgelerde bu 60-70 metreyi buluyor ama o bölgelerde de obruk gelişmiyor. Ve bu daimi doygun zonda çok ağır hareket eden yeraltı suyu geçtiği bölgeleri eritiyor. Yani ilk boşluklar meydana geliyor. Biz buna freatik boşluk ya da freatik tüp adını veriyoruz. Ve bu boşluklar eğer ya bölgeye yükselecek epirojenik olarak ya da iklim değişmelerine bağlı olarak ya da bir takım beşeri faktörlerden dolayı daimi doygun zon alçalacak olursa, o zaman bu daimi doygun zonda bulunan freatik tüpler kuru aşamaya geçer. Yani vadoz kuşağı, havalandırma kuşağı geçer. Ve eğer üzerindeki kayalarında litostratigrafik özellikleri uygunsa bu vadoz zona geçmiş freatik tüplerin tabanları çöker. Bu çökme sonucu kuyu şekilli ikincil çukurluklar ya da ikincil boşluklar meydana geliyor. Buna biz obruk diyoruz. Kuyu şekilli ikinci boşluk ya da ikinci çukurluk. İlk önce boşluk oluşuyor freatik ortamda, daha sonra da ise vadoz ortamda farklı bir süreçte çökme meydana geliyor. İşte bu bir obruğun karakteristik özellikleri. Bu 8 genel özellik obruğu tanımlamak için kullandığımız özellikleri oluşuyor. Şimdi az önce de söylemiştik, obruklar dedik, yüzey kastı ile yeraltı kastının geçiş bölgesinde yer alıyor. Geçiş bölgesinde yer alıyor. Ve obruklar çok dönemli, çok kökenli gelişim özelliğine sahip. Ne demek çok dönemli? Şimdi freatik tüpün oluşması için, yani daimi doygun zon, ki bu kas taban düzeyidir. Biraz sonra anlatacağım. Kas taban düzeyidir. Kas taban düzeyi ne kadar uzun süre sabit kalacak olursa orada çok büyük ve uzun boşluklar meydana gelir. Bu bir dönem. Sonra ne oldu? Eğer yeraltı suyu seviyesi ister tektonik olarak, ister iklim değişmeleri, ister beşeri faktörlere bağlı olarak düşecek olursa o zaman farklı bir döneme geçmiş olacak. Ne oldu? İkinci bir dönem. Yani çok dönemli oldu. Aynı zamanda çok kökenli dedik. Bir, daimi doygun zonda suyun çözmesi, eritmesi, buna karşılık vadoz zonda suyun hem fiziksel aşınması hem de çökmeye bağlı olarak şekillenme meydana geliyor. Ondan dolayı obruklar yüzey karstı ile yeraltı karstı arasındaki geçiş bölgesinde çok önemli, çok kökenli karakteristik şekillerdir. Yine bir obruğun en önemli özelliği adlama yaparken yeraltı suyunun bacası, yeraltı suyunun penceresi konumunda bulunurlar.
daimi doygun zon üzerinde. Her ne kadar boşluk, ilk oluşan boşluk Vadoz zona çıktığı yer, yine az sonra söyleyeceğim, oynama bölgesi. Yeraltı sularında mevsimlere bağlı olarak seviyenin alçalıp yükseldiği bölge. Öyle olunca obruklar Vadoz zonda, işte oynama zonunda meydana gelirler ve buradaki yeraltı suyu üstündeki basıncın kalkması sonucu yukarıya doğru yükselir. Bundan dolayı biz obruklara yeraltı suyu bacası ya da yeraltı suyu penceresi adını veriyoruz. Genel olarak yukarıdaki tanımlarla karakterize eden ideal bir obruk, yani bu kesin obruktur dediğimizde, ilk oluştukları zaman içinden belirgin bir şekilde yeraltı suyu görülür ve yeraltı suyu yüzeye yükselir. Halbuki yeraltı suyu yüzeyden itibaren belki işte 150 metre, 200 metre aşağıdadır, ama bir obruk meydana geldiği zaman üzerindeki örtünün, şu örtünün kalkması sonucu, basınç azalmasından yeraltı suyu yukarıya doğru çıkar. Bir pencere gibi gözükür. Bir yeraltı suyunun bacası gibi yukarıya doğru suyu yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu sözünü ettiğim özellik, yani yeraltı suyunun üzerinde oynama bölgesinde meydana gelen çökme, eğer üzerinde yeterli miktarda fazla kalın değilse ya da dirençli bir tabaka yoksa, biraz sonra anlatacağım, yukarıda örtü de çökebilir. Böyle çökünce de obruk yukarıya doğru yükselir, su yükselir. Ama biz bunu maalesef birçok araştırmacı anlayamıyoruz. Bu şekil olarak çöküntü dolinlerine benziyor. Şekil derken kabaca bir şekil olarak benziyor. Bütün özellikleriyle benzemiyor. Obruklar çok simetrik bir özelliği var. Dairesel simetrik özelliği var. Ama çöküntü dolinlerinin böyle bir özelliği yok. Ve birçok araştırmacı çöküntü dolinine obruk diyor. Örneğin burası cennet cehennem çöküntüleri, cennet cehennem çukurlukları, cennet cehennem çöküntü dolinleri. Buraya da işte cehennem obruğu, cennet obruğu adını verilmiş. Halbuki bu obruk değil. Obruğun demek olabilmesi için yeraltı suyu zonu üzerinde oynama bölgesinde çökme başlayacak, çökme yüzeye doğru gidecek. Halbuki buradaki çökmeyi sağlayan herhangi bir bölge, taban seviyesi olmayabilir, geçici taban seviyesi üzerinde olabilir, dağların yüksek kesimlerinde de olabilir. Burada bir çatlak boyunca ilerleyen bir yeraltı nehrinin oluşturduğu mağaranın tavanının çökmesi sonucu oluşuyor. Ve burada su hiçbir zaman yukarıya çıkmıyor, su yükselmiyor. Şu cennet çukurluğunun oradan su girer, şu doğal köprüden geçer ve şurada cennet çöküntüsünün kenarından mağarayı terk eder. Yani burada su durmaz. Su gravitesi yüksek, hızlı bir şekilde akar gider. Öyle olunca her şekle obruk demek yanlış olur. Özellikle çöküntü doliniyle obruklar hem hidrolojik bakımdan hem de fonksiyonel olarak, işlevsel olarak birbirlerinden çok önemli farklılıklar gösteriyor. Burada çöküntü dolinlerini biz her yerde görebiliyoruz. Örnek olarak bu cennet cehennem, ben bunu özellikle seçtim. Çünkü özellikle sürekli buraya obruk dönüyor. Yine Konya Havzası'nda görülen bazı çukurluklara, özellikle düdenlere ya da kuyu şekilli dikey mağaralara da obruk deniliyor. Bu son derece yanlış bir olay, yanlış bir adlandırma. İşte bunu anlayamadığımız sürece, yani fonksiyonel ve işlevsel o çukurluğun ne görevi var anlayamadığımızdan sonra dolayı da her şekle obruk deyip geçiyor. Biz bunu, bazı araştırmacılarımız artık Türkçe adını kullanmıyor. Türkçe makalede sinkhole adını veriyor. Sinkhole.
Ha, burada sinkol. Sinkol dediğimiz olay, eğer siz birebir İngilizceden Türkçe'ye tercüme ederseniz o kadar farklı isimler çıkıyor ki. Çok özür dilerim. Geçen gün bir makale okudum. Doğrudan doğruya işte bu Google tercümeye vermişler. O da lavabo diyor. Lavabo. Ya lavabo diyor buna. İngilizcenin olduğu gibi almış. Hiç akıl süzgecinden geçirmemiş. Neticede sinkol dediğimiz olay, sinkol dediğimiz olay ki ben bunu hiç kullanmadım. Her şeklin bir adı var. O şeklin adını ben Kars dersinde ayrıntılı olarak anlatmıştım. Onu o dersleri arkadaşlar YouTube'daki coğrafya seminerleri bölümünden rahatlıkla izleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Kayıt edilmiştir onlar. Burada sinkol dendiği zaman bazı yayınlarda işte çöküntü doline ya da doline sinkol diyorlar. Düdene sinkol. Obro sinkol. Kuyu şekilli mağaraya, doğal bacaya sinkol. Bu kastı bilmediğimizden dolayı yani burada şey diyorlar, çok güzel kuşlar var, sesleri geliyor. O kuşun adı ne diyorum? Ne dersiniz siz diyorum? Hiç, biz kuş deriz diyor. Kuş. Ha, kuş. Ha, bu da sinkol. Fonksiyonel Konya Havzası'nda, Konya Havzası'nda bir düden. Düdene bağlı olarak meydana gelen yarılma. Yine herhangi bir bölgedeki düdeni görüyoruz. Ya da işte çöküntü dolini. Ya da ana kayanın üzerinde yukarıda meydana gelmiş büyük bir çukurluk. İşte bunların hepsinin farklı farklı adları var. Eğer biz bunları kas içinde konum olarak nerede olduğunu bilemezsek, işlevlerin ne olduğunu bilemezsek ulaşacağımız sonuçlarda hiçbir amaca yarayamayacak. Ama bunu biz yaygın olarak kullanıyoruz. Bir yabancı yayından bizim bir araştırmacımız, bir hocamız aldı bunu kullandı. Ve hepsine de dolin dedi. Erime dolini, çökme dolini ve değişik tiplerini verdi. Değişik tiplerini verdi. Burada litostratigrafik özellikler değişik. Ama ondan önemlisi yeraltı suyu tablosuyla olan ilişkileri birbirinden farklı. Burada gördüğümüz erime dolini, çökme dolini, örtülmüş dolini ya da doliner. Bunların çoğu dolin değil. İşlev olarak farklı şekilde gelişmiş karstik şekiller bunlar. Bunlar işte düdende olabilir, obrukta kuyu şekilli mağarada olabilir. O yüzden ben bunu hiçbir zaman kullanmadım. Bu tabloyu yabancı bir yayından birebir tercüme ederek alındığında böyle yanlış ve amacı dışına çıkmış bir şekil çıkıyor. Ve birçok araştırmacı da bunları referans olarak aldıklarında yanlış sonuçlara gidiyorlar. Yine dolin obruk, çöküntü dolini obruğa doğru gidiyoruz. Çöküntü dolinleri dedik, simetrik bir şekilleri vardır. Pardon, asimetrik bir şekilleri vardır çöküntü dolinlerin. Ve dolinlerin uzanımı alttaki mağaranın uzanımına bağlı olarak gelişir. Ha, görüyoruz. İşte eni dar, boyu uzun. Ya da burada ya da dikdörtgen biçiminde gelişiyor. Ama obrukların en önemli özelliği simetrik olması ve daire biçimli olmalarıdır. Simetrik ve daire biçimleri olmalarıdır. Ve bunların ilk oluştuklarında mutlaka tavanında su vardır. Eğer bir çöküntü meydana geliyorsa, ben burada suyu göremiyorsam, ya gelişememiş bir çöküntü dolinidir ya da henüz gelişmekte olan bir obruktur. Ama ilk etapta biz buna çöküntü dolini adını veriyoruz. Şimdi obruklar dedik oluşabilmesi için kapalı havza olacak. Derin kastın karakteristiği kapalı bir havza olacak ve orada bir yeraltı suyu havzası olacak. Çok güzel örnek işte Konya Havzası ve burada yeraltı suları ağır ağır hareket edecek. Ağır ağır hareket edecek. Yani örneğin Konya Havzası'nı bir örnek veriyoruz. İşte kapalı Konya Havzası'ndan Tuz Gölü'ne doğru işte ne diyeyim 60 metre bir yükselti farkı var ve oradan su yıllık 6-7 metre 7-8 metre hızla hareket ediyor. Ve burada boşluklar meydana geliyor. Bu boşluğun tavanının çökmesi sonucu da
obruklar meydana geliyor. Ve obrukların en önemli özelliği dairesel ve simetrik morfometrilerinin olmasıdır. Dairesel ve simetrik morfometri görüyoruz burada. Bunu biraz sonra anlatacağım. May barajı içinde meydana gelen bir obruklu yaklaşık 10 seneyi geçti oluşalı. Ve bu şekil şu anda yok. Bu kapandı. Tabandaydı ve üzeri akarsuyun getirdiği alüvyon ve sökme sonucu burası tamamen doğdu. Şu şekilde doğdu. Ama yine biraz sonra anlatacağım. Ana kayada, çıplak kayada meydana gelen şekillerde obruklar uzun süre devam ediyor. Yine önemli bir fark, işlev olarak farklıydı. Oblukları oluşturan yeraltı suyu hareketi, yani oblukların bulunduğu bölgedeki yeraltı sularının hidrolik gradyanları son derece düşüktü. Çok ağır hareket ediyorlar. Ama çöküntü dolinlerinde ki yeraltı nehri, artık nehir diyoruz buna. Nehir diyoruz. Yeraltı suyu demiyoruz ağır harekete. Yeraltı nehri ya da yeraltı ırmağı. Neticede bu çöküntü dolinlerini oluşturan mağaralar hidrolik gradyanı yüksek yeraltı nehirleri tarafından oluşturulmuş. Ve bu mağaranın tavanının çökmesi sonucu, bakın burada bir çukurluk, şurada bir köprü, yer köprü meydana geliyor. Doğal bir yer köprü, başka bir çukurluk. Bu ne olacak sonunda? Bu çökmeler devam edecek. Bunu insan ömrüyle kıyaslarız ya da kıyaslamayız. Daha sonra burada bir mağara kanyon meydana gelecek. Yine bu mağara kanyon terimini de yaklaşık olarak 15 sene kadar önce Aladağlar'da yaptığımız çalışmalar sonucu Türkiye'deki kanyonların büyük bir bölümünün mağara kanyon türü, yani başlangıçta mağaraymış, sonra yavaş yavaş çöküntü dolinleri oluşmaya başlamış, sonra aradaki köprüler de tamamen çökünce bir mağara meydana geliyor. Bu mağara kanyon lafını bazı araştırmacılar pek kullanmadılar. Nedense bilmiyorum. Burada belki meslek şövenizmi diyeyim yoksa başka bir şey mi? Üstü açık mağara diyorlar. Dev, uzun, kilometrelerce uzunluğu olan kanyona üstü açık mağara. Ya o zaman eğer üstü açıksa zaten mağara değil o. Mantık olarak üstü açıksa zaten mağara diyemezsin diyor. Kanyon. Ama o kanyonun kökeni yeraltı nehrinin, hidrolik gradyanı yüksek yeraltı nehrinin oluşturduğu mağara tavanının çökmesi sonucu meydana geliyor. Neticede çöküntü dolinlerinden su bir yerden girer, kaynak olarak girer, başka bir yerden de düzen olarak. Mağara kaynağı, mağara düzeni olarak kaybolur. Bu hiçbir zaman mağaranın içinde eğlenme söz konusu değil. Yine geçiş kuşağında meydana gelen, yani şekil olarak birbirine benzeyen, ondan dolayı hepsine sinkhole deyip geçtiğimiz bölgelerde rastladığımız başka bir şekil, çift yönlü mağaraları görüyoruz. Çift yönlü mağaralar. Bu çift yönlü mağaralar eğer kas taban seviyesi yerin altında, çok topografya yüzeyinin altında ise buradan kurak dönemlerde yeraltı suyu seviyesi alçalır ve bu da ani bir sağanaktan sonra bu yeraltı su seviyesinin açılmasının sonucu daha önce kaynak konumunda olan çukurluktan, mağaradan sular aşağıya gider. Bu düden konumunu almıştır. Ama yağışların artması, yeraltı suyunun seviyesinin yükselmesi sonucu bu sefer su yükseldiği zaman bu ova seviyesiyle olan seviyeden kaynak olarak tekrar yüzeye çıkar. Bu sefer de kaynak. Önce düden, sonra kaynak işlevini alıyor. İşte buna da, bu da sinkhole denmiş. Bu çift yönlü çalışan mağara ya da çift işlevli mağara adını veriyoruz. İşte herhangi bir sahadaki bu sözünü ettiğimiz obruk, çöküntü dolini, düden, çift yönlü çalışan karstik kaynaklar
Bunların hepsinin oluşmasında ki bunlar geçiş kuşağının karakteristik özellikleridir. Litostratigrafik özellikler ve yeraltı suyu kuşağı bölgelerinin konumları oluşturuyor. Bölgenin litostratigrafik özellikleri ve yeraltı suyu kuşağının. İşte bu özellikler o bölgedeki bir çöküntünün, bir şeklin obruk mu, çöküntü dolini mi, düden mi ya da düden kaynak şeklinde çalışan bir şekil mi olduğunu ortaya yere koymuş olacak. Evet, şurada yukarıda gördüğümüz, bir de gösterdiğimiz sürekli düden konumu. Bu bir altı suyu seviyesinin çok aşağılarda olduğu, yukarılarda epifilatik zonda ve epikarsik bölgede yaygın olarak düdenler gelişiyor. Buna karşılık 2 ile gösterildiğimiz yer, az önce anlattığım üzere yağışlı dönemlerde kaynak, kurak dönemlerde ise düden işlevi gören şekiller meydana gelmiş oluyor. Şimdi şu yukarıdaki şekli, şu birinci şekli hatırlıyorsunuz. Bu ilkbaharda İzmir'de meydana gelen bir çöküntü. Burada bir göl vardı, küçük bir göl vardı ve burada bir çöküntü meydana geldi ve çöküntü sonucu aşırı yağışlar ve göldeki sular tamamen gitti. Herkes buna obruk dedi. Bu obruk değil, bu bir düdendir. Bu bir düdendir ve eğer çok hızlı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde buraya su giriyorsa Kars tavan seviyesi çok aşağılarda, daimi doygun zon çok aşağılarda ve buraya giren sularda hidrolik gradyanı fazla olduğundan dolayı hızlı bir şekilde bu havzayı boşaltıyorlar ve terk ediyorlar. Eğer bu bir obruk olsaydı burada suyun girişi çok ağır olacaktı ama sonradan biz bu çukurlukların içinde göl görecektik. Göllenmeler, gölcükler görecektik. Burada ne kadar malzeme varsa bu sularla beraber topraklar ne sularla beraber yerin altına sürüklendi gitti. Bu bir düdendir. Birçok kişi obruk gelişti deniyor. Bu tabii yanıltıcı. İşte bir farklı bir düden işlev olarak görüyoruz. Bu sözünü ettiğimiz özelliklerin, özellikle obruk topografyasının ve derin kast ya da sinkol kastı diyelim. Sinkol derken yani farklı konum ve farklı işlevlerde olan birçok şeklin meydana geldiği yer, Orta Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesinin olduğu yer, etrafı yüksek dağlarla çevrili ve bir iç havza, derin karstın geliştiği bir iç havza ve burada da az sonra anlatacağım son derece karakteristik obruklar meydana gelmiştir. Buradaki obruklar da günümüz koşullarında değil, en azından Pliyosen'den beri gelişim halinde oluyor. Şimdi bu açıklamalardan sonra karşılaşmadan farklı olarak, karşılaşmayı belirleyen aktörlerden farklı olarak, yine orada karşılaşmada olduğu gibi sözücü faktörler, birinci faktörler, ikinci faktörler var. Aynen bunları alıyoruz. Karşılaşmada ama gördüğümüz tüm şekilleri, tüm faktörleri burada göremiyoruz. Bunlara ilaveten dördüncü bir faktör, antropojenik faktörler. Obruk gelişmesinde ya da obruğun şekillenmesinde sözücü birincil, ikincil faktörlerin yanında bir diğer faktör antropojenik faktörler. Bunlar da yine anlatacağım biraz sonra ana faktörler ve tetikleyici faktörler olarak. Demek ki karşılaşmadan farklı olarak obruk morfolojisi, obruk topografyasının gelişmesinde insan kaynaklı, insandan kaynaklanan faktörler de son derece belirleyici oluyor. Buradan dikkat edersek, beşeri faaliyetlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde, beşeri faaliyetlerinin, insan faaliyetlerinin ya ana yollara yakın oluyorsunuz ya da ağır iş makinelerinin, tarım makinelerinin geçtiği yerlere yakın oluyorsunuz ya da
ya da işte şehirleşmenin, köyün, kasabanın yaygın olarak kurulmaya başladığı yerlerde görüyoruz. Öyle olunca yerin altında boşluklar meydana geliyor. Su, Konya Havzası'nda su yerin altını eritiyor, mağarayı oluşturuyor ama o hemen çökmüyor. Hemen çökmüyor. O zaman tetikleyici faktörler. Yine az sonra onu anlatacağım. Bu da beşeri faktörler. İşte burada şu mısır tarlası. Bu mısır tarlası örneğin biçilirken geliyor. Biçmeye başlıyor. Dikkat edersiniz arkadaşlar. Şurası biçilmemiş. Burası biçilmiş. Buraya kadar gelmiş ama görmüş. Tam şuradan makine geçmiş. Makine buradan geçmiş. Ve makinenin verdiği ağırlık ve titreşimle o yerin altındaki boşluğun tabanı çökmüş. Ha, yine çökecekti. Ha, belki de çökmeyecekti. Ama burada bir boşluk var. O zaman şu var. Konya Havzası'nın her tarafında boşluk var. Yani freatik dönemde gelişmiş boşlukları görüyoruz. Ha, bunlar hemen çökmüyor. İnsan faktörü, yani ağır iş makineleri, ağır ulaşım araçları ya da bir takım ekonomik faaliyetler obruğun gelişmesine zemin hazırlıyor. Şimdi bu obruk gelişmesinde şu faktörler vardı. Bu faktörler aynı zamanda obruğun özelliğini veriyor arkadaşlar. Burada dedik en önemli özellik hidrojeolojik özellikler dedik. Burada yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal özelliği, özellikle sıcaklık ve karbondioksitleri, aynı zamanda yeraltı suyu zonları. Bu yeraltı suyu zonları dediğimiz olay, yüzeyden yerin altına giren suyun izlediği yol ya da yerin altındaki macerası. Bu obrukların gelişmesinde son derece belirleyici bir olay. Aynı zamanda bu yeraltı suyunun akış özelliğini, hidrolik gradyanını veriyor. Biz yine biliyoruz ki yeraltı suyu işte bir üç ana gruba ayrılıyor. Bir, kuru bölge, yani yüzey sularının dikey yönde yer çekimine uygun olarak hareket ettiği. Burada suların çözünürme gücünün yanında fiziksel aşındırmasının da ortaya çıktığı bölüm. Burada derin kuyular ya da bacalar meydana geliyor. Buna karşılık yeraltı sularının toplandığı, artık daha derine gitmediği bölge. Burada yeraltı suları yatay olarak meydana geliyor. Yatay olarak hareket ediyor. Bu yatay harekete bağlı olarak da, priyatik tüpler oluşuyor. Arkadaşlar, kapatır mısınız mikrofonlarınızı? Sonra bittikten sonra konuşabiliriz. Burada tüpler, yeraltı suyu çok ağır hareket ediyor, yatay hareket ediyor. Buna karşılık obrukların geliştiği bölge, gelişmeye başladığı bölge oynama bölgesidir. Oynama bölgesi yeraltı suyu seviyesinin mevsimlere ve İnsan faktörüne bağlı olarak hem düşey yönde hem de yatay yönde hareket ettiği bir bölgedir. Buralarda yine ben mağara dersinde anlatmıştım. En uzun mağaralar, yatay mağaralar burada meydana geliyor. Hem suyun burada fiziksel aşındırması ama en önemlisi de çözünme burada fazla oluyor. Bu da obruk gelişimini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Bir diğer önemli faktör jeotermal karışım. Örneğin Konya Havzası'nda obruk gelişmesini artıran, hızlandıran birçok faktörün yanında bu yeraltı suyunun içinde termal kökenli karbondioksitin varlığıdır. Termal kökenli, yani volkanik kökenli karbondioksitin varlığıdır. Burada belki burada bir obruk meydana geldiği zaman hemen oraya giden arkadaşlarımız görmüşlerdir ya da dikkatlerini çekmiştir. Orada su var ama suyun kaynadığını görürüz. Yani alttan bir şey var, ocak var, fokur fokur kaynatıyor. Değil. Oradan çıkan doğrudan doğruya karbondioksittir. Karbondioksitin meydana getirdiği köpükçükler, kabarcıkları görüyoruz. Yoğun karbondioksit. Konya Havzası bu bakımdan
son derece önemli. Yine Konya Adası'nı biz biliyoruz ki işte volkanizmanın son derece fazla olduğu, aynı zamanda termal kaynakların fazla olduğu, bunların dışında yoğun karbondioksit çıkışlarının olduğunu, ki bu karbondioksit çıkışları sanayide kullanılıyor. Yani orada değişik depolama teknikleriyle bu karbondioksit alınıyor. Burada dedik, burada az önce söylemiştik. Tamam, bir ovunun gelişmesinde birçok faktör var ama ana faktör yeraltı suyu zonlarının konumu. Bir, bu zonlardaki suların hareket biçimi, hidrolik gradyanları ve bu bölgedeki kayaçların litostratigrafik özellikleridir. Burada özellikle yoğun obrukların geliştiği bölge, yeraltı sularının alçalıp yükseldiği, yatay ya da düşey yönde hareket ettiği oynama bölgesidir. Oynama bölgesinde mevsimlere bağlı olarak ya da tarımsal faaliyetlere bağlı olarak yeraltı suyu alçalır ve suyun kohezyon gücünün fazla olduğu ama daha sonra badoz zona geçtiği zaman yavaş yavaş mağara içinde çökme meydana gelir. Yine biraz sonra anlatacağım. Bunun üzerindeki örtü tabakasının özelliği ve kalınlığı obruğu belirler. Hemen oluşabilir, daha sonraki bir zamanda oluşabilir ya da çok daha uzun bir dönem sonra meydana gelebilir. Buna karşılık kuru bölge, yani yüzeyden gelen epikarsik bölgeden yerin altına dahil olan sular, düdenler vasıtasıyla, çatlaklar vasıtasıyla hızlı bir şekilde yerin altına doğru inerler. Yer çekimine uygun olarak. Ve bu bölge, kuru bölge, başlangıçta düdenlerin geliştiği bölgedir. Hidrolik gradyanı fazla olan suların hem çözme hem de fiziksel aşağı, hem korozyon hem de korozyona bağlı olarak oluşturduğu çukurluklar. Bunlar düdendir. Obruklar aşağıda. Ama yine temikleşeye gelirse hepsine biz sinkol deriz ya da meydana gelen çöküntüye de çöküntü dolini der geçeriz. Ha, burada kayaçların dedik özellikle petrografik özellikleri son derece önemliydi. Aynı zamanda litostratigrafik özellikleriydi. Kayaçların petrografik özelliği nedir? Boşluk morfolojisi, boşluk geometrisi. Burada birinci boşluklar da olabilir, daha sonra gelişmiş ikinci boşluklar. Neticede bu obrukların geliştiği karbonatlı kayaçlar akifer kayaçlardır. Yeraltı suyunun yoğun olduğu, yeraltı suyunca doygun olduğu bir özelliktir. Ve petrografik olarak son derece gözenekli olan kayaçlarda obruk gelişimleri belirleyicidir. Yine burada önemli olan bir faktör litostratigrafik özellikler demiştim. Yani burada önemli olan karbonatlı kayaçla, akifer kayacın altında ya da üstünde bulunan erimesiz, çözülmesiz, karstik olmayan kayacın birbirine olan konumları son derece önemlidir. Yani üstte de olabilir bu çözülmesiz kayaç, altta da olabilir. Yine buna bağlı olarak da geçirimsiz kayaçlar kars taban düzeyi konumundadır. Yani yeraltı sularının toplandığı bölgelerdir. Yeraltı sularının toplandığı bölgeler. Yani burada karstik kayaçlarla karstik olanların üst üste bulunması kars taban düzeyini belirliyor dedik. Ve meydana gelen obruklarda obruk mu oluşacak yoksa çöküntü dolini mi oluşacak, düden mi oluşacak, onu belirliyor. Ve ama eğer burada üstte bir karstik olmayan kayaç yoksa, kars taban seviyesi derinlerdeyse burada ideal obruklar, derinliği son derece fazla obruklar meydana geliyor. Burada yine önemli bir faktör
Önemli faktör litostratigrafik özelliklerden örtü kayadır. Yani karstik kayaçların üzerinde bulunan tabakaların, yani geçirimsiz, erimesiz tabakaların kalınlıkları son derece önemli. Bir kere şunu en baştan söyleyelim. Eğer bir yeraltı suyunun üzerinde ya da karstik bir kayanın üzerinde kalın bir geçirimsiz tabaka varsa, burada obruk girişimi çok ağır olur. Çok ağır olur ya da olmayabilir. Yani altta tamam, mağara oluştu. O mağara kısmen padoz dolu doğu geçti ama onun üzerinde kalın bir erimesiz kayaç varsa, ki o kalınlıktan kastımız işte 30 metreden fazla, 35 metreden fazla kalınlıkta bir örtü kayacı varsa, burada obruk gelişimi son derece yavaştır. Ya da çok ileri düzeyde bir tetikleyici faktör, antropojenik faktör olacak, o zaman gelir. Yine eğer bu örtü kayasının kalınlığı özellikle litolojik olarak dirençli tabaka, dirençli kayalardan oluşuyorsa, çok sertleştiyse, yine burada da obruk girişimi yavaşlamış olur. Genel olarak örtü kayasının kalınlığının 20 metreler civarında olduğu bölgelerde ideal obruklar meydana geliyor. Bunu da o teminki şeyde gördüğümüz kesitte ya da dolin çeşitlerini gördük. O da örtü altı dolini deniyor. Örtü altı çöpün. Bir obruk. Bu 20 metre. Ha, bunu nereden söylüyoruz? Bu metreyi nereden söylüyoruz? Tabii çok doğal olarak uzun yıllar, yaklaşık 40 yıla yakındır Türkiye karstlık konusunda çalışmalar yapıyor. Gerek Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde, gerek daha sonra üniversiteye geçtiğimde, Ahi Evren Üniversitesi'ne geçtiğimdeki yaptığım çalışmalarda bunu gördük. Yine aynı şekilde Konya Havzası'nda çok yoğun olarak arazi gözlemlerimiz oldu. Ve özellikle obrukların morfolojilerine bakarak böyle bir genelleme yapma durumu ortaya çıkmış oldu. Genel olarak eğer bir obruk ana kayada geliştiyse, yani üzerinde örtü olmayan bir kayada geliştiyse, obruklar kapanmıyor. Uzun süre varlıklarını devam ettiriyorlar. Ana kaya üzerinde meydana gelirse. Genellikle bu ana kaya üzerinde gelişen obruklar ova seviyesinin, yani Konya Havzası taban seviyesinden belirgin şekilde, yani 40-50 metreler, yani ortalama diyelim, yukarıda olan ana kaya, çıplak kayada meydana geliyor. Bu şekiller uzun süre varlıklarını devam ettiriyor ve bu obruklarında içlerinin çoğunun içinde de göller bulunuyor. Buna karşılık eğer obruklar alüvyon içinde gelişmişse ya da ova seviyesine yakın bir bölgede gelişmişse, az önce May Barajı örneğini verdim. May Barajı'nda bir obruk meydana geldi. Derinliği yaklaşık 15-20 metre civarında. Barajın suyunu birdenbire boşalttı. Ama o obruk 5 sene su varmadan kapandı. Ha, bu da nedir? Demek ki alüvyonda ya da örtü tabakasının altında gelişen obruklarda çok çok hızlı bir şekilde kapanırlar ve yok olurlar. Burada yine obrukların gelişmesinde önemli faktörlerden bir tanesi dedik, yapısal özellikleriydi. Bunlardan da önemli olan da kırık ve çatlaklar oluşturuyordu. Ama biz kırık ve çatlakları biliyoruz, süreksizleri jeomorfolojik şekillenmede son derece önemliydi. Bu hem jeomorfolojide akarsular için zayıf zonları oluşturuyor, karstlaşma içinde de yönlü karstı oluşturuyor. Burada genel olarak kırık ve çatlaklar obrukların dairesel olma özelliği, yani morfometrilerini belirliyor. Buna karşılık ana faylar, büyük faylarda ise yeraltı suyunun hareketini kontrol ettiklerinden dolayı bu yeraltı
altı suyu sistemlerinin yayılışlarını ve dağılımlarını belirliyor. İşte Karaman'ın hemen kuzeyinde gördüğümüz kuzeydoğu güneybatı yönlü fark buradaki obrukların yoğunlaşması neden olmuştur. Onun dışında buradaki obrukların morfometrisini belirleyen de kırık ve şaflaklar. Yine arkadaşlar Konya Havzası'nda özellikle onu örnek veriyoruz. Çünkü dünyada ender bulunan, az bulunan bir bölge. Tüm örneklerini, obrunun tüm örneklerini burada görebiliyoruz. Konya Havzası'nın en önemli özelliği, epirojenik olarak hafifçe yükselme ve yükselmeyle beraber bir gerilme söz konusu. Yükselme ve gerilme söz konusu. Ha bunun nerede? Anadolu'nun ya da ülkemizin kuzey-güney yönünde en geniş bölgesi Sinop, bu Orta Karadeniz ve Orta Toroslar bölgesi. Buna karşılık işte batıda Antalya Körfezi, doğuda İskenderun Körfezi en dar. Kuzeye çıktığımızda Sakarya Nehri'nin bulunduğu yer. Doğuya doğru geldiğimizde Kuzeydoğu'ya Kızılırmak ve Yeşilırmak en dar olanlar. Yani Anadolu'nun Avrasya ve Afrika tarafından sıkıştırılması sonucu orta yerinden iki yerden boğulması, buna bağlı olarak da sözünü ettiğimiz Orta Toroslar, Orta Anadolu ve Orta Karadeniz dağlarının genişlemesi sonucu burası son derece karakteristik bir bölge oluyor. Yani yükselmeyle beraber gerilme, buna bağlı olarak da zaten Kars morfolojisini daha önce söylemiştim, ülkemizin en karakteristik bölgesi Karslaşma. Orta Anadolu Kars kuşağı bu bölgede oluştu. Platolar var, fazla yüksek olmayan platolar. Orta Anadolu, İç Anadolu platoları, Toroslardaki Taşeli platosu, Küle Dağları, Canik Dağları platosu gerçekten son derece karakteristik olan karstik platoları oluşturuyor. Ha bunun da nedeni blok olarak yükselme ve yükselmeyle beraber gerilme rejiminin yarattığı bölge. İşte Şengör'ün haritasında Orta Anadolu Ova Provence, Orta Anadolu Ova bölgesi olarak adlandırılıyor. İşte bunun tam ortasında, bu platoların tam ortasında, Orta Anadolu, İç Anadolu platolarının olduğu yerde Konya Havzası ve en karakteristik obrukların bulunduğu yeri görüyoruz. Obruk gelişiminde belirleyici olan bir diğer faktör jeomorfolojik faktörler. Yani ikincil faktörler. Bunların içinde en önemlisi morfolojik taban düzeyi ve kas taban düzeyidir. Biz yine biliyoruz ki morfolojik taban düzeyi dediğimiz olay ki ikiye ayrılıyor. Özellikle akarsuların ve yeraltı sularının yüzeye çıktı akarsuların şekillendirmesindeki en alt sınır. Bunu da ikiye ayırmıştık. Geçici taban düzeyi, işte dağlar arasındaki ovalar, göller, kapalı havzalar, dağ içi ovaları gibi alanlar, bunlar geçici taban seviyesi. Buna karşılık deniz seviyesi, sürekli taban seviyesi, daimi taban seviyesi olduğunu biliyoruz. Ama bir diğer önemli özellik karstlaşmayı, obruk gelişimini belirleyen olay karst taban düzeyi. Kars taban düzeyi dediğimiz olay karstlaşmaya uygun, çözünmeye uygun kayaların arasında bulunan geçirimsiz litolojiler, geçirimsiz birimler. İşte kars taban seviyesinin yüzeyle olan mesafesi, aynı zamanda morfolojik taban düzeyine olan yakınlığı ya da uzaklığı obruk gelişimini belirleyen en temel faktörlerden birisidir. Burada önemli olan kars taban düzeyi. Biz yine biliyoruz, eğer kars taban düzeyi morfolojik taban düzeyinden yukarıda olacak olursa bu bölgelerde sığ karst gelişiyor. Sığ karstın da karakteristiği yatay yönde karstlaşma. Yani kolyelerin ve ovaların geliştiği alanlar. Bizim Batı Toroslar örneğinde olduğu gibi. Bunlar da obruk gelişemez.
obruk gelişmez. Yani kas taban düzeyi, morfolojik taban düzeyde. Örneğin Konya seviyesinin üstündeki kas taban seviyesi obruğu geliştirmeyecektir. Buna karşılık Konya havzasında obruğun gelişmesinin nedeni kas taban düzeyi ova seviyesi, yani morfolojik taban düzeyinden aşağıda olduğundan dolayı burada yoğun olarak obruk gelişiyor. Demek ki kas taban düzeyi ova seviyesinden yukarıdaysa sığ kas gelişiyor. Buna karşı ova seviyesinden aşağıdaysa, yani morfolojik taban düzeyinden aşağıdaysa derin kas. Derin kastın da en güzel örneğini obruk morfolojisi oluşturuyor. Obruk topografyası oluşturuyor. Neticede buradaki geçirimli geçirimsiz kayaların birbiriyle olan ilişkileri, meydana gelecek şekillerin karakteri mi, obruk mu, düden mi olacağını meydana getiriyordu. Az önce de söylemiştim. Yeraltı suyu zonlarının konumu ve bu zonlarda hareket eden yeraltı suyunun hareket biçimleri kas derinliğini veriyordu. Aynı zamanda obruk morfolojisini, obrukla yaygın olarak geliştiği alanları veriyordu. Ve burada örnek vermiştik, bir yerde şu kesi göstermiştik. İki numaralı gösterdiğimiz yer, kas taban seviyesi aşağıda. Çok derinliğe ya da yüzeyden belirgin şekilde aşağıda. İşte bu bölgelerde yeraltı suyu seviyesinin alçalıp yükselmesi sonucu burada obruk meydana gelmiyor. Burada düden ya da kaynak meydana geliyor. Çift yönlü çalışan düden ya da kaynak. Burada obruğun meydana gelebilmesi için kas taban seviyesinin çok derinlerde olması gerekiyor. Ve şurada gördüğümüz felaket zonda mağara boşluklarının oluşması gerekiyor. Sonra da bölge hafifçe yükselecek olursa ya da yeraltı suyu seviyesi düşecek olursa o zaman da obruklar gelişmeye başlıyor. Burada dedik, obrukların gelişmeye başladığı bölge oynama bölgesi dedik. Burada suların hem fiziksel aşınması hareket ediyor, hareket hızları artıyor burada. Hem yatay yönde hem de düşey yönde bir alçı yatay yönde hareket, düşey yönde de alçalıp yükselme. Neticede ideal obrukların gelişmeye başladığı zon bu oynama bölgesinin hemen üzerine gelen bölge oluyor. Yine burada önemli bir faktör paleotopografya. Paleotopografya. Topografi gibi yükselti önemli. Özellikle yükselti yüzey kastı ve mağara morfolojisi için önemli, ama burada önemli olan yine Konya Havzası örneğinden verecek olursak paleojoğrafya ya da paleotopografya. Yani günümüzden önceki coğrafi dönemlerdeki aşınma, aşınım derken kastik bir aşınım da olabilir, akarsu aşındırması olabilir. Bir bölge aşındırıldıktan sonra taban seviyesinin değişmesine bağlı olarak aşınan bölgenin üzerine örtüler gelecek olursa, örtü gelecek olursa, az önce de söylemiştim, örtü tabakasının kalınlığı obruk morfolojisini veriyordu. Örtü tabakası eğer çok çukur bir alanın üzerine geldiyse, burada kalın bir örtü tabakası ya da kaslaşmaya uygun kalın bir tabaka meydana gelecek. Günümüzde Konya Ovası'nda gördüğümüz özellikle temele ait kayalar üzerindeki fosil obruklar. Daha sonra ona söyleyeceğim çok kısa olarak. Fosil obruklar temele ait Trias Jura Kretese ya da Permian Jura Kretese yaşlı kireç taşlarının içinde gelişiyor. Yani üzerinde bunun bir örtü varmış. Örtü üzerinde obruk gelişimi başlıyor ve obruk gelişimi yeraltı suyu seviyesinin alçalması ya da bölgenin yükselmesine bağlı olarak aynı şekilde ana kayaya kopya ediliyor. Biz buna akarsu gelişmesinde süperimpoze ya da epijeni adını vermiştik. Aynen bir akarsuyun temele gömülmesi, ana morfolojiye gömülmesinin benzerini biz Konya Havzası'nda obruk gelişiminde görüyoruz. Bunlar eski obruk olarak adlandırılıyor. Yine önemli bir faktör, ikinci faktörler.
den iklim ve değişmedi. Bu son derece önemli. Şimdi günümüzde Konya Havzası'nda ki obrukların gelişmesinde sadece ve sadece antropojenik faktörler neden olarak gösteriliyor. Antropojenik faktörler neden olarak gösteriliyor? Değil. Antropojenik faktörler tetikleyen ya da hızlandıran faktörlerdir. Tetikleyen ya da hızlandıran faktörler. Şimdi biz biliyoruz, ülkemizde bir küresel ısınma var. Küresel ısınmaya bağlı olarak yağışlar alanında, özellikle orografik olarak karasallığın hüküm sürdüğü alanlarda, Konya Havzası gibi alanlarda, Konya Havzası'na etrafındaki dağlardan yeterli miktarda debisi olan akarsu gelmiyor yağış azlığından dolayı. Yüzeysel akarsu gelmiyor. Aynı zamanda yeraltı deresi de gelmiyor. Burada yeraltı suyu seviyesi, beslenmenin az olmasından dolayı yeraltı suyu seviyesi belirgin şekilde düşme eğilimi gösteriyor. Bu özellikle yarı kurak bölgelerde obruk gelişimi çok belirgin. İşte Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler ve küresel ısınmanın çok belirgin olarak etkili olduğu alanlarda yeraltı suyu seviyesi belirgin şekilde alçalıyor. Ve alçalmaya bağlı olarak da o yeraltı suyu üzerinde içinde oluşan o boşluklar vadozonda kalıyor ve üzerindeki tabakanın litostratigrafik özelliğine bağlı olarak da obruk gelişimi oluyor ya da olmuyor. Demek ki küresel iklim değişmeleri, yağış azlığı, eğer şöyle bir olay var. Biz Konya Havzası'nda eğer etrafındaki dağlardan Konya Havzası'ndaki yeraltı suyunu besleyecek bol miktarda akarsu ya da yeraltı suyu gelseydi, siz ne kadar su alırsanız alın, çekerseniz çekin, orada yeraltı suyu seviyesi alçalmayacak. Ama yağış azlığıyla beraber hem yağış azlığından dolayı yeraltı suyu belirli şekilde alçalmaya başlıyor, hem de kontrolsüz su çekimi sonucunda yeraltı suyu seviyesi düşüyor. Ha, bu arada ana sebep bir de burada neydi? Sürekli olarak yükselen bir bölge. Ha, tamam, bunu yükselmeyi belki gözle görebiliyoruz ama genel anlamda Konya Havzası epirojenik olarak yükselmenin en fazla olduğu yer. Şimdi obruk gelişmesini belirleyen bir diğer önemli faktör antropojenik faktörler. Antropojenik faktörleri de biz ikiye ayırdık. Ana faktörler, tetikleyici faktörler olarak. Burada ana faktörler özellikle yanlış arazi kullanımı ve iklime uygun ürün desiminin seçilmemesi. Yani şimdi Konya Havzası'nda ben üniversiteye giderken bu kadar yaygın yem bitkisi ekilmiyordu, pancar ekilmiyordu, ayçiçeği ekilmiyordu, mısır ekilmiyordu. Kuru tarım yapılıyor. Yağmur yağarsa yağıyor, yağmazsa köylü attığı tohumu geri alamıyordu. Ama şimdi her tarafta özellikle hayvancılığa dayalı olarak yem bitkileri yaygın. Ve bu yem bitkileri yapılırken de, yem bitkileri işlenirken de ağır iş makineleri kullanılıyor. Tarımsal makineler kullanılmaya başlıyor. Şimdi burada yeraltı suyu seviyesinin düşmesi sonucu obruk gelişimi artıyor dedik. Ama burada tek başına bu bir faktör değil dedik. Aynı zamanda daimi doygun zon üzerinde bulunan kayaçların litostratigrafik özellikleri ve özellikle karbonatlı kayaçların kalınlığıydı belirleyici olarak. Şimdi burada herhangi bir yerin altında freatik zonda mağara tüpleri ya da freatik tüpler oluştu. Mağara boşlukları oluştu ve bu bölge hem iklim değişmeleri hem de tektonik olarak hem de beşeri faktörlerle yeraltı suyu seviyesi düştü ya da alçaldı. Burada hemen obruk gelişmiyor. Burada obruğun gelişebilmesi için
tetikleyici faktör dediğimiz bir takım faktörlerin olması gerekiyor. Bu son derece önemli. Ama yeraltı suyu seviyesi düştü. 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 Ama boşluk oluştu. Mağara oluştu. Çökmeyecek. Bunun yerine yine Konya Havzası örneğinden hareket ediyoruz. Ana karayolları. Bu nedir? Konya, Karapınar, Ereğli, Adana yolu. Bu Konya, Ereğli arasında ülkemizin en faal karayolu, ağır iş makinelerinin, ağır ulaşım araçlarının geçtiği bir yer. Ve burada meydana gelen obruklar bu bölgede bu karayolunun sağında solunda meydana geliyor. Sağında solunda meydana geliyor. Karayolunun yakınında sağında solunda meydana geliyor. O zaman ne oluyor? Aşağıda yine boşluğumuz var. Ve burada artık öyle bir aşamaya geliyor ki mağara boşluğu kritik bir dengeye ulaşıyor. Oradan da bir titreşim aldığı zaman aynen çığ olayı gibi çökme meydana geliyor. Ya da ağır iş makineleri ve tarımsal faaliyetler. Genel olarak bu obruklar tarım alanlarında, işte mısır tarlalarında, buğday tarlalarında ya da yem bitkilerinin ekildiği yerde obruk hemen olacak diye bir iş makinesi biçiyor, geçiyor. Tam geçtikten sonra çökme meydana geliyor. Bu da nedir? Demek ki aşağıda bir boşluk var. Eğer buradan o ağır iş makinesi geçseydi, obruğun gelişimi biraz geçecekti, biraz uzayacaktı. Belki o zaman az sonra söyleyeceğim, yüzeyde bir takım işaretler verecekti. O zaman ona göre de tedbirler alınacaktı. Yani buradaki tarımsal araçlar, biçer döverler burada ağır olarak kullandığımız. Ya da deniyor ki obrukların büyük bir bölümü köylerin, kasabaların hemen yakınında meydana geliyor. Yani burada evlerin yapılması ya da burada bir takım insan faaliyetlerinin yarattığı sallantılar sonucu burada meydana geliyor. Hep deniyor ki işte obruklar Karapınar'a doğru kayıyor. Karapınar'a doğru kaymıyor obruk. Obruk yine oluşuyor. Oluştuğu yerde oluşuyor obruk. Ama Karapınar'da şehirleşme artıyor. Sanayileşme artıyor. Çok katlı apartmanlar oluşmaya başladı. Herkesin iş makinesi var. Neticede meydana gelen titreşimler sonucu yerin altındaki o oluşmuş boşluk, mağara boşluğunun tabanı çöküyor. Demek ki titreşimler. Bunun dışında yine Konya Havzası örneğiyle gidelim. Biliyoruz ki Konya Havzası, Karapınar'ın olduğu yer NATO'nun savaş uçaklarının, eğitim uçaklarının iniş kalktığı yerler ya da işte bir takım silahların kullandığı yerler. Neticede bunların da yarattığı bir sismik titreşimler var. Sismik titreşimler var. Sallanmalar var. Bunlar da bölgede obruk gelişimini artıran, işte gördük, bir tarım alanı. Adam biçmiş burayı, yol burada, yolun üzeri. Ve iş makineleri buradan gidiyor. Neticede buradaki obruk çıkıyor. Aslında şurada gördüğünüz, bakın yeraltı suyu seviyesi, buraya baktığımız zaman işte 7-8 metre aşağıda. Halbuki şurada gördüğümüz suyun yüksekliği yüzeyden 7-8 metre aşağıda. Burada yeraltı suyu 110 metre, 120 metre, 130 metre. Şimdi anladık mı? Obruğun yeraltı suyunun niçin penceresi olduğunu, penceresi dediğimizi. Ve burada bu yolun üzerinden geçen makinelerin yarattığı titreşim. Bir ülkemizde değil bu resim. Dört kavşak. Dört yolun birleştiği yerde bir kavşak. Ve kavşakta meydana gelen karakteristik bir obruk. Bu obruk oluşmuş ama duruyor yerinde. Statik dengesini bozmamış tavan ama üzerinden ağır iş makineleri geçtiği zaman da çökme meydana geliyor. Şimdi gelişim hızlarına göre obrukları biz iki ana gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi aniden gelişen obruklar. Aniden gelişen. Bunlar ağırlıklı olarak ana kayada meydana gelen obruklar oluyor. Yani yüzeyde herhangi bir belirti vermiyor. Birdenbire çökme meydana geliyor. Yani çöken, karstlaşmaya uygun, çözülmeye uygun kayaç ve çökme meydana, aniden çökme meydana geliyor. Bunlar tek dönemli, birdenbire gelişti.
Ama çok kökenli, kökenlilik aşağıda mağara boşluğu oluştu ve o boşluk değildi, karşılaşma, çözülme sonucu meydana gelmişti. Ama daha sonra çökme meydana geldi. Çökme de fiziksel bir süreç. O zaman çok kökenli oluyor. Demek ki aniden gelişen ohutlar bir de bir özelliği daha dimdik bir kuyu gibi gelişiyor. Yani herhangi bir yamaç göremiyoruz. Tek bir profil, dimdik kuyu gibi gelişen bir profili görüyoruz. Bunlar herhangi bir yüzeyden şey vermiyorlar, belirti vermiyorlar. Evet, tarlaların içinde adam işlem yaparken meydana gelen, aniden gelişen çökmeleri görüyoruz. Evet, gördük. Bir diğeri aşamalı gelişen obruklar. Yani iki farklı yamaç profiline sahip olan obruklar. Bunlar ağırlıklı olarak çoğunlukla örtü tabakalarının içinde gelişiyor. Yüzeydeki gördüğümüz örtü tabakalar. Önce yerin altında bir boşluk meydana geliyor. Ana kayada, karstik kayada bir boşluk meydana geliyor. Ama bunun üzerinde örtü var. Örtünün kalınlığı da fazlaysa o zaman ne yapacak? Aşağıdaki bu mağara boşluğunun yarattığı gravitasyon nedeniyle yüzeydeki sular örtüden aşağıya doğru sızmaya başlıyor. O boşluğa doğru sızmaya başlıyor. Yani yüzeyde çukurluklar gelişmeye başlıyor. Yavaş yavaş bir çukurluk ya da çatlaklar gelişmeye başlıyor. Önce bir tava gibi ya da elips şeklinde çukurlaşma meydana geliyor. Bu çukurlaşmanın kenarlarında halkalar şeklinde birbirine geçmiş çatlakları görüyoruz. İç içe çatlakları görüyoruz. Sonra aşağıda tabii obruktan, çöküntü olan alandan yukarıya doğru nemli havanın yükselmesi sonucu bu çatlaklarda nemcil bitkiler, otsu nemcil bitkiler gelişmeye başlıyor. Böyle iç içe geçmiş halkalar şeklinde. Dikkatli bir gözlem yapıldığı zaman bu rahatlıkla görebilecek. Yine orada önemli bir olay, etrafa kar yağdığı zaman buradaki karların erimeye başladığını, daireler şeklinde erimeye başladığını görüyoruz. İşte bu özellik bir belirticidir. Aşağıda bir boşluk var ve onun üzerinde bir örtü var. Örtünün içindeki sızmaya bağlı olarak, derine doğru suyun süzülmesine bağlı olarak yüzeyde çukurlaşma ve sözünü ettiğim o karakteristik özellikler meydana gelmeye başlıyor. Sonunda bu çukurlaşma devam ettiğinde, çatlaklar genişlediğinde o zaman çökme meydana geliyor. Bu işte iki aşamada oluşan bir çökme. Bu iki aşamada oluşan çökmenin, obrukların iki farklı yamaç profili var. Üst bölümleri iç büke, yani çözülmeye bağlı, sızmaya bağlı olarak iç bükey bir yamaç profili vardır. Yani yukarıda bizim kokurdan ya da tava dediğimiz çukurlaşmaya bağlı olarak. Sonra birdenbire derinleşmenin, çökmenin olduğu yerde ise dış bükey bir yamaç profili. İki farklı profil. İşte bu da bunu gösteriyor. Bu obruk birdenbire değil. Önce yukarıda tam aşağıda yerin altında bir boşluk oluşmuş. Mağara oluşmuş. Onun üzerinde bir örtü tabakası var. Ve örtü tabakasındaki yüzeydeki suyun yerin altına sızması sonucu çukurlaşmalar başlıyor. Ama bunlar önceden belirlenebilir. Önceden belirlemek mümkündür. Çıplak gözle belirlenebilir. Biz Konya Havzası'nda işte 2010'dan önce yaptığım etütler sırasında ya da Konya Havzası'nda bir obruk projesi oluşturmuş. Yani kadar ben yürütemedim ama o sırada arazi gözlemlerimizde bunun çok sayıda örneklerini görmüştük. Burada bakın iki aşamada gelişiyor. Önce bir sıfırlaşmalar meydana gelecek ve bitkilerde halkalaşmalar meydana geliyor. Burada çatlaklar oluşmaya başlıyor. Aynı şu şekilde. Sonunda da birdenbire bir çökme meydana gelecek. Şimdi Büyük Konya Gölü Havzası. Bu Büyük Konya Gölü Havzası günümüzdeki kapalı havza, Konya kapalı havzası, Tuz Gölü Havzası değil. Bu Akşehir Gölü'nü, Ilgın Gölü'nü, Tuz Gölü,
Konya Havzası, Kapalı Konya Havzası'nın içine alan ve Pliyosen devri, yani kuaternerin başlangıcında geniş bir yayılım alanı olan havza, Büyük Konya Gölü Havzası. Burada obruklar belirgin şekilde var dedik. Bunun da çok farklı nedenleri var ama belirgin olan bir orografik özellikler, etrafının dağlarla çevrili olması, jeolojik yapısı, litostratigrafik özellikler, tektonik rejim sürekli yükselen, hafifçe yükselen ve gerilen ve bölgenin termal aktivitenin fazla olduğu bir bölge ki ona bağlı olarak yoğun bir karbondioksit çıkışı var. Yeraltı suyu gelişim özellikleri ve Pliyosen ve Miyosen, tabii yani Neojen örtülerinin geldiği paleotopografya, iklim ve iklim değişmeleri, beşeri faktörler Konya Gölü Havzası'nda obrukların yaygın olarak gelişmesine neden oluyor. Büyük Konya Gölü Havzası dedik, sadece kapalı havzada değil obruk gelişimi. Akşehir Gölü'nün olduğu yer, Yunan'ın olduğu yer, Akşehir'e doğru giden bölgelerde de yaygın olarak biz obrukları görüyoruz. Ama buradaki obrukların derinlikleri fazla değil. Özellikle bu bölgede paleo obrukları yaygın olarak görüyoruz. O zaman şöyle bir şey var. Konya Havzası'nın bulunduğu yerde yeraltı suyu seviyesi çok derinlerde ve burası en fazla yükselen kısım. Yeraltı suyunun sürekli olarak derinleştiği bir bölge. Ondan dolayı obruk gelişmesi kuzeybatıdan güneye doğru, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru geliyor. Kuzeybatıda obruklar var. Örneğin şurada görüyoruz. Şu hemen Akşehir'in doğu tarafı, kuzeydoğu tarafında Yunak civarında Trias yaşlı kireç taşları şunlar. Trias yaşlı kireç taşları. Ve şu bu Trias yaşlı kireç taşlarının içinde Pliyosen çökelleri var. Şurası bir obruk. Ve bu obruğun içine Pliyosen çökelleri girmiş. Oradan o zaman şunu anlıyoruz. Buradaki obruk gelişimini sadece günümüzün koşullarıyla açıklayamayız. Burada en azından Pliyosen geldiğine göre Pliyosen öncesi burada bir obruk oluşmuş. Ve obruk daha sonra taban seviyesinin değişmesine bağlı olarak Neojen gölleri tarafından örtülmüş bu bölge ve bunun içine de Pliyosen yaşlı çökeller gelmiş vaziyette. Bu da ova seviyesinde bir obruk ve doğmaya başlamış. Tamamen içi kapanmakta olan bir obruk var. İç Anadolu Havzası'nda, Konya Havzası'nda ve Büyük Konya Gölü Havzası'nda birçok obruk var. Bu obrukların oluşumunu günümüzün koşullarıyla açıklayamayız hepsini. Bunlardan büyük bir bölümü en azından Pliyosen'den beri gelişiyor. Farklı dönemlerde gelişiyor. Genel olarak bölgedeki obruklar ova seviyesi ortalama 1000 metre, 1000 metreden çevredeki işte Toros Dağları'nın yamaçlarında yani Konya Havzası'na bakan yamaçlarda 1600 metreye kadar yüksekliklerde görüyor. Yani 1000 metreden itibaren 600 metrelik bir kalınlık içinde farklı dönemlerde oluşmuş obrukları görüyoruz. Bu bölgedeki obrukları oluşum özelliklerine göre, oluşum dönemlerine göre 4 gruba ayırdım. Bunlardan bir tanesi oluşum halinde olan şu anda gelişen obruklar, güncel obruklar. Buna karşılık bir diğeri yeni obruklar dediğimiz kuaternler içinde meydana gelen paleo obruklar artık sen döneminde bunların özellikleri çok kısa söyleyeceğim ve fosilize olmuş obruklar diyoruz. Ve bunu yükselti basamakları içinde obrukların yaygın olarak bulunduğu alanları görüyoruz. En alçak seviyelerde güncel obruklar. Buna karşılık buradan bu ova seviyesinden yaklaşık olarak 40-50 metre yukarıdaki alçak platoda genç obrukları görüyoruz. Ondan daha yukarılarda paleokarstik döneminde oluşmuş obrukları yaygın olarak görüyoruz. Güncel obruklar yaygın olarak günümüzdeki doğal ve beşeri faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Ve insanları tedirgin eden, risk oluşturan obruklar. Temin söylediğim may barajı bir gecede oluşan obruk ve tabanında suyu var. Sonra bu
kapandı. Hem yavaş çökmesi hem de buradaki akarsunun getirdiği aliyonlarla dolması sonucu gelişiyor. Bunlar ağırlıklı olarak Pliyosen kesiştaşlarında veya Pliyosen'in üzerine gelen örtü kayalardan meydana geliyor. Dikkat ederseniz yol. Köy yol ama buradan ağır iş makineleri geçiyor, tarımsal makineler geçiyor. Ya da köylerin olduğu yer. Aynı şekilde tarlaların olduğu yerlerde burada henüz oluşmakta olan obrukları görüyoruz. Buna karşılık bir diğer obruk yeni ya da genç obruklar dedik. Bunlar da kuaterner, buzul ve buzul arası dönemlerde yeraltı suyu seviyesinin alçalıp yükselmesine bağlı olarak en alçak platolarda ana kaya üzerinde gelişmiş obruklar. Alçak platoluk alanlarda ana kaya üzerinde gelişmiş obruklar. Bunlar da çoğunda ana kaya içinde geliştiği için kapanma olmadığından çoğunun içinde görünmüyor. Bunlar ova derinlikleri 150 metreyi aşıyor. Mesela Kızılren obruğunun, şurada Kızılren obruğunun derinliği 163 metre, su derinliği. Bunun üzerindeki, şurada gördüğünüz 70 metrelik, 60-70 metrelik yükseltiyi ilave edersek, daha 250 metreye yaklaşan bir derinlik meydana gelmiş. Bu da buradaki, bu yeraltı suyu seviyesi burada değil, çok aşağılarda ama obruklar için yeraltı suyunun penceresi demiştik. İçinde o kuaterner içinde oluşan obruklarda içeri suyla kaplı. Evet, burada gördüğümüz Apo obruğu. Apo obruğunu görüyoruz. Beyşehir'den gelen Çarşamba çayının olduğu yer ve buradaki Adakaya üzerinde gelişen bir obruk. Bir diğer Paleo obruklar. Bunlar ova seviyesinden yukarıda temel kaya yani Permo-Trias ya da Jura-Kretase yaşlı kireç taşlarının içinde gelişmiş ve varlıklarını kapanmadan günümüze kadar devam ettiren obruklar. Bunlar Miyosen ve Pliyosen rölyef sistemine ait obruklar. Ova seviyesinden çok yukarıda yer alıyorlar. Yani bunlar Pliyosen döneminde ya da Miyosen döneminde de oluştuğuna ait izler var. Kapanmadan günümüze kadar gelen obrukları görüyoruz. Yine bunlar gördük o paleokarstik dönemde meydana gelen obrukların olduğu yerleri görüyoruz. Yaygın olarak var. İşte bu obruklar çoğunlukla şimdi artık yukarıda asılı vaziyette. Bunlar mağaracıların eğitim yaptığı, dalış yaptığı, giriş yaptığı yerler. Konya Ovası ve ova seviyesinden yaklaşık olarak 500-550 metre yukarıdaki obruklar. Şurada bakın. Bilo. Buradaki obruklar. Evet. Burada da yine aynı şekilde ova seviyesinden belirgin şekilde yukarıda kalmış paleokarstik dönemde meydana gelmiş obruklar. Bir diğeri de fosilize olmuş obruklar. Fosilize olması dediğimiz olay kapanmış, örtülmüş, fosilleşme. Arkadaşlar ben bu terimi paleokarst, fosil karst terimini geçen derslerimizde anlatmıştım. Özellikle son derece önemli. Biz bunu karıştırıyoruz. Yani normal bir vatandaşımız karıştırdığı gibi jeologlar, jeomorfologlar da yer bilimcileri de karıştırıyor. Paleokarstla fosil karst. Fosil karst dediğimiz olay obruk oluşmuş, çukurlaşma oluşmuş ve sonradan burası birikim alanı haline gelmiş ve örtülmüş, kapanmış. Artık bu fosilleşmiş, fosilize olmuş demektir. Bu bir fosil obruk. Buna karşılık örneğin Miyosen, üst Miyosen'de karstlaşma başlamış. Bu üst Miyosen'de de o karstik alanlarda obruklar gelişmeye başlamış. Ama hiç örtülmeden günümüze kadar gelen bu şekillere yani zaman zaman tektonik hareketlerle değişmelerine bağlı olarak alçalıp yükselmeler sonucu karstlaşma yavaşlıyor ya da artıyor. İşte bu paleokarsttır. Üzeri örtülmeyen oluştuğu dönemden sonra kısmen parçalanmış olarak günümüze kadar gelen karstta biz
paleokarst adını veriyoruz. Ve bu çukurluklara da, buradaki çukurluklara da paleoobruklar adını veriyoruz. Evet, son aşamaya doğru geldik arkadaşlar. Şimdi önemli olan herhangi bir bölgede obrukları gözledik, çalıştınız. Bunu nasıl araştıracağız? Ve bunları araştırırken nasıl adlandıracağız? Onun yöntemleri var. Burada yine Konya Havzası'nda yaptığımız çalışmalar sonucu ya da bazı yayınlarda izlediğimiz sonucu belirgin araştırma yöntemleri var. Bir kere obruğun özelliklerini, önce obruk oluşacak mı, oluşmayacak mı? Obruk oluşabilecek yerlerden nerelerde oluşacak? Bunun da belirlemenin farklı faktörleri var. Bir tanesi coğrafi gözlemler, arazi gözlemleri. Yani az önce söylediğim çukurlaşmaların gözlenmesi. Topografya, Konya Havzası düz, tarımsal faaliyetler yapılmış olsa bile bunu dikkatli bir gözlemle yaptığımızda, hele günümüzde işte o insansız araçlarla bunlar çok güzel belirleniyor. Burada gözüken çukurlaşmalar, anormal çukurlaşmalar ya da bu bölgede topraklardan meydana gelen değişmeler, ki burada sızmaya bağlı olarak ince unsurlu kil, mil boyutundaki malzemeler yerin altına iniyor. Buna karşılık toprağın içindeki çakıllar, taşlar halkalar şeklinde, daireler şeklinde yüzeyde kalıyor. Ya da burada iç içe geçmiş konsantrik çatlaklar ya da bu çatlaklardan gelişmiş bölgeye aykırı, yani oradaki artık çöl topografyası, çöl bitkileri var. Ona aykırı nemcil bitkiler gelişiyor. Bunları gözlemlediğimizde biz diyeceğiz. Burada kesinlikle bir obruk oluşumu olacaktır. Ne zaman oluşacağını onu kestirmek zor. Onu da artık bu bölgede biraz sonra söyleyeceğim aletlerle yapılacak ölçümler sonucu boşluğun derinliği yüzeye ne kadar yaklaştığını belirlemek mümkün. Yine obruk araştırmalarında kullanılacak yöntemlerden bir tanesi arazinin kullanım şekli. Nasıl kullanılıyor? Kullanırken hangi iş makineleri, ağır makineler mi, yoksa klasik ya da eskiden gelen bir anenevi ürün şeyler mi, aletler mi kullanılıyor? Önemli. Bunun dışında ama en önemlisi de yüzey ve yer altının yer bilimsel oluşum ve gelişim özelliklerinin belirlenmesi. Yer bilimlerinin. Tamam, Konya Havzası'ydı ama Konya Havzası'nın her tarafı aynı jeolojik özelliklere sahip değildir. Aynı litostratigrafik ya da yapısal özelliklere sahip değildir. İşte bu özelliklerin belirlenmesi, az önce söylediğim obruk morfolojisini, obruk gelişimini belirleyen faktörleri göz önüne aldığımızda nerelerde obruğun gelişebileceğini yaklaşık olarak kestirmemiz mümkün. Yine bir diğer bölgede yapılacak çalışmalardan bir diğeri de hidrolojik, hidrojeolojik gözlem ve ölçümler. Yani yeraltı suyu seviyesi değişimlerini, aynı zamanda yeraltı suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Özellikle bunlar içinde eriyik maddelerin, anyon ve katyonların oranları ve aynı zamanda karbondioksit oranı buradaki obruk gelişiminin yönünü ve yerini gösterecektir. Evet, az önce söylediğim gibi çatlaklar, işte geçmiş çatlaklar burada görüyoruz. Aynı şekilde şurada var, şurada görüyoruz. Yine burada bir çukurlaşmaları görüyoruz yavaş yavaş. Hızlı bir şekilde bitki örtüsündeki değişmeleri görüyoruz. Bunu o Konya Havzası'nda dikkatli bir gözlemle, dikkatli bir bakışla çok rahatlıkla seçmemiz mümkün. Evet, burada da gördük. Burada da gördük. Önce bakın, dairesel çatlaklar meydana geliyor. Burada her ne kadar şimdi hafif bir oturma olmuş ama yakın bir zamanda burada çok büyük bir obruk meydana gelecek. İşte şurada görüyoruz. Burada başlıyor çatlaklar. Sonra şurada bir iyice artıyor. Ve burada bitki örtüsünde de önemli değişmeler meydana gelecek. Bunlar
iyi bir gözle görebiliyoruz. Başka bir yöntem artık aletsel ölçümler. Şimdi ne yapalım? Önceden arazi gözlemleri, çıplak gözlemle ve coğrafik gözlemler, oradaki bitki örtüsünde, toprak yapısında, topografik özelliklerde değişmeleri izleyeceğiz. O değişmeleri bildirdikten sonra o bölgelerde yeraltı sularında çalışmalar yapılacak. Ondan sonra belirlediğimiz alanlarda aletsel ölçümler yapılacak. Burada değişik jeofizik aletler, resistifli ya da gravitasyon çalışmaları yapılabilir. Ama en önemlisi de radar interferometri çalışmaları. Yani yer radarıyla burada yerin altındaki boşlukların derinlikleri, onların geometrileri belirlenebilecek. Ama belirlenen alanlar. Tabii bir büyük havzada, Konya havzada yer radarını birdenbire kullanmak mümkün değil. Çok zaman alan bir olay. Onun yerine önce potansiyel alanlar belirlenecek. Ondan sonra gerek bu yer radarı, gerekse gravite çalışmaları yapılacak. Yine önemli bir olay. Bu bölgeye aynen deprem kayıtlarını tuttuğu gibi sismometreler kullanılacaktır. Yani buradaki titreşimin kaynağını ve büyüklüğünü belirlemek açısından. Buradaki sadece depreme dayalı bir titreşim ölçülmeyecek. O sözünü ettiğim ana yola yakın olmaktan dolayı ya da sanayileşmenin verdiği ya da işte askeri amaçlarla kullanılan araçların ürettiği titreşimleri burada görebileceğiz. Onun dışında yine bazı alanlarda gözlem kuyuları açılacak. Yeraltı suyunun değişimleri sağlanacak. Yine bu belirlenen alanlarda obruklaşmanın olduğu yerlerde zemin stabilitesini ölçmek için jeoteknik çalışmalar yapılması gerekiyor. Aynı zamanda bu çalışmalarda değişik yöntemlerle, analizlerle gösterilmesi. Bu da en önemlisi lojistik regresyon yöntemi. Bu yöntemde seçilen örnek parametrelerde değişiklikleri bir noktada göstererek buradaki çökme riski alanlarını belirleyeceğiz. Sonra artık olan şey CBS analizleri verilen değerler. Ondan sonra bunlara bağlı olarak da obruk risk derecesi haritası oluşturacak. Şimdi Konya için böyle bir haritaya ihtiyaç var. Bu çalışmalardan sonra obruklaşmanın yaygın olarak bulunacağı alanlar belirlenecek. Ondan sonra da bu riske, bu tehdide karşı belirlenecek yöntemler. İşte burada Özdemir'in 2016 yılında yaptığı çalışmada Konya Ovası'nda obruk risk derecesi haritası. Ama tabii bu son derece küçük ölçekli bir çalışma. Bu buna benzer daha büyük ölçekli haritalar üretilerek mahalle düzeyinde, köy düzeyinde, yayla düzeyinde bu haritalar üretilerek önlemler rahatlıkla alınabilir. Şimdi son olarak obruk tehlikesine ve tehdidine karşı alınması gereken önlemler. Tamam. Obruğun oluşum nedenlerini belirledik. Alanlarını belirledik. Nerede çökmeler meydana gelecek onları belirledik. O zaman nasıl önlemler alınması gerekiyor? Bunu da iki grupta ayırmamız mümkün. Birincisi çok acil önlemler, uzun vadeli önlemler. Bunu bu şeyi gruplandırmayı iki sene kadar önce Konya milletvekilleri benden orada yapılması gerekenler hakkında bir rapor istemişlerdi meclis araştırması için. Ben orada kalın bir rapor hazırlamıştım onlara, kalın derken 10-12 sayfalık yapılması gerekenler konusunda orada kullanmıştım. Kısa vadeli, acil olarak alınması gereken önlemler, uzun vadeli önlemler dedik. Şimdi en önemlisi bu sözünü ettiğimiz çalışmalar yaptıktan sonra riskli bölgeler belirlenecek ve orası riskli alan ilan edecek. Riskli alan. Ve bu alanda, riskli alanlarda hiçbir zaman ağır iş makineleri, ulaşım vasıtaları kullanılmayacak.
Sadece bir takım işte hayvancılık, zaten o civarlarda hayvancılık yapılıyor. Hayvancılık ya da çok basit aletlerle tarımsal faaliyetler yapılabilir. Bunun dışında yana yine o bölgede acil olarak alınması gereken önlemler, yüksek titreşim yaratacak patlatma ve patlatmalı faaliyetlerden uzak durulması gerekiyor. Yine bu riskli alanlarda hiçbir zaman yapılaşmaya gidilmemelidir. İşte obruklar Karapınar'a doğru kayıyor derken, obruk kaymıyor. Obruk yine Karapınar'ın altında oluşmuş, var. Orada obruk duruyor. Yeraltı suyu orada var, hareket ediyor. Orada boşluğu oluşturmuş. Orada olan ne? Yüzeye Karapınarlılar işte 5 katlı, 6 katlı, 4 katlı binalar yapmaya başladılar. Ve ağır iş makineleri kullanılmaya başladı. Neticede bu yükün artmasına bağlı olarak, yani örtüdeki yükün artmasına bağlı olarak artan basınçtan dolayı da çökmeler meydana geliyor. Bu kesinlikle yapılaşmadan uzak durulmaz. Uzun vadeli önlemler ise bir kere burada en önce beşeri faaliyetlerden ileri gelen, bir kere arkadaşlar temin söylemiştim, obruk gelişimini önleyemeyiz. Aynen depremi önleyemediğimiz gibi. Deprem neydi? Dünyanın canlı olduğunu gösterir. Olması gereken bir olaydır. Obruk da aynı. Jeomorfolojik bir şekillenmedir. Jeomorfolojide ne kadar yüksekte bulunursanız bulun, ne kadar dağlık alan olursa olsun, belirgin bir süreçten sonra ertem aşındırılır ve düzülür. Siz orada erozyonu da önleyemezsiniz. Toprak kaybını, bu jeomorfolojik gelişim. Aynı şekilde karstik gelişimin bir sonucudur obruk gelişimi. Bunu önlemek mümkün değil. O zaman ne olacak? Obruk gelişiminin hızını yavaşlatma yoluna gidecek. Burada yağışlara müdahale edemeyeceksiniz. Yağışlara müdahale edemeyeceğiz. Ya işte küresel ısınma bağlı olarak yağış azlığı var. O zaman ne olacak? Yağış azlığının yanında insanların da faaliyetleri sonucu yeraltı suyu seviyesinin hızla düşmesini önlemek gerekiyor. O zaman da ne olacak? Aşırı su isteyen, aşırı sulama isteyen ürünler değil, kuru tarıma dayalı ürünler tercih edecek. Yani fazla su çekilmesini önleyecek. Aynı zamanda kontrolsüz kuyu açımı, kaçak kuyu açımına müsaade edilmemeli. Aynı zamanda planlı bir sulama yapılmalı olması gerekiyor. Yine aynı şekilde bu obruk çalışmalarında tek bir meslek grubunun baş edeceği bir olay değil. Az önce söyledim. Farklı meslek alanlarında çalışmalar yapan sadece oraya bir jeolog çözemez. Jeoloji mühendisi çözemez. Sadece bir jeomorfolog çözemez. Sadece bir jeofizikçi çözemez. Tarımcı çözemez. Bu multidisipliner bir çalışma gerektirir. Buradaki örneğin işte sahanın jeolojik yapısını gördünüz ama jeomorfolojik olarak oradaki değişmeleri, gelişmeleri izleyemezseniz sizin yaptığınız zeminle ilgili, yapıyla ilgili çalışma afaki hayali olarak kalır. Ve aynı zamanda bu bölgelerde belirlenen riskli alanlarda obruklaşmanın seviyesini belirlemek için değişik uzaktan algılama yöntemleri ya da radar interferometre yöntemlerinin üzerinde çalışmalar yapmamız gerekecek. Onun dışında yine buradaki titreşimleri ölçmek için aynı depremlerde olduğu gibi sismometreler yerleştirilerek titreşimlerin şiddetini ve kaynağının belirlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda bunlar sonucu olarak da obruk risk derecesi haritasının üretilmesi gerekecek. Ve riskli alanlar kesinlikle yerleşime kapatılması gerekiyor. Ve bu bölgeler afet bölgesi olacak. Yine burada birçok kişinin üzerinde durduğu, konuştuğu bir olay. Özellikle Konya Havzası için. Konya Havzası'nın artık bilançosu belli, yeraltı suyu bilançosu belli. Toros Dağları'ndan yeterli miktarda yüzey suyu, yeraltı suyu gelmediği sürece o bölgeye yeterli miktarda yağış düşmüyor. Buna bağlı olarak da su alıyor. Onun yerine komşu havzalardan
nehirlerin, havzalardaki nehirlerin yönlerini değiştirerek bir kısım suyun bu bölgeye aktarılması. Yani hiç değilse, tamam, bir altı suyu seviyesini yükseltemesek bile fazla düşmesini engellemek için. Ha, bunu yaparken de komşu havzalar dedik. Yakın komşu havza burada ne var? Sakarya Havzası kuzeyde. Doğuda Kızılırmak Havzası var. Batıda Toros Dağları üzerinde Göksu Nehri var. Ha, Göksu Nehri'den Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Havzası'na su geliyor. Tamam, hatta oradaki bir kısım suyun burada şeye yeraltı sularını beslemek ve sabit tutmak ya da yükseltmek için kullanılması planlanmıştır. Bu da bir alternatif. Sadece komşu havzalar olmayabilir. Yani öyle bir yöntemler vardır. Seyhan Şeyhan'dan buraya getirmek mümkündür. Manavgat Nehri'nden getirmek mümkün olabilir. Araştırılmalı. Yani yağışı yağdıramayacağımıza göre, insanları da buradan bir yere götüremeyeceğimize göre, o zaman alternatif su kaynaklarına yönelmemiz lazım. Ben çok zamanınızı aldım, belki de işinizden